Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ismim Ebru. Bugün sizlerle birlikte şöyle elimden asla çıkartamadığım gratis poşetlerimle sizlere karşılıyorum. O kadar fazla ürün aldım ki sabırsızlanıyorum artık sizlere bir an önce göstermek için. Kargolarımı bekliyordum bir an önce biriksin artık da çoğalsın sizlere gösterebileyim diye. Çoğu ürünüm daha elime ulaşmadı ama çoğu ürünüm neredeyse elime ulaştı. Çok fazla indirim vardı bayram haftasına girdiğimizden dolayı. Neyse çok fazla konuşmayacağım artık. Teker teker ürünleri göstereceğim sizlere neler aldım. Teker teker bir göstereyim, fiyatlarını da söyleyeyim. Sizler de eğer beğendiğiniz ürünler olursa koşun gratis hemen alın ya da online olarak sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Videoma geçmek istiyorum. Videoma geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz videomuza artık geçelim. Evet arkadaşlar, ürünlerimi bıraktım. Öncelikle bir tanesini aldım. Bakalım içinden neler çıkacak. Merakla açıyoruz. Ha, düştü bir tane. Şöyle Beyre'nin bir pamuğunu almıştım ben. İçerisinde bakalım. Aynen. Bilgi fişi diyor. Bir bakalım. Arkadaşlar fiyatını yazmamışlar buraya. Sadece bilgi fişini vermişler bu şekilde. Fiyatlarını ben bulabilirsem sağ ya da sol üst köşeye etiketleyeceğim sizler için. Ama bunun fiyatını hatırlıyorum 29,5 TL'ye düşmüştü. Aklımda olanları söyleyeyim, olmayanları da üst kısma etiketlerim sizler için. Bakalım başka ne var poşetim içinde. Poşetim bitmiş. Şöyle bir arkadaşlar kaş maskarası aldım. Bu şekilde. Şuraya düşeni de alayım hemen. Evet. Buraya da şöyle bir gene Builiss markasının bu eyeliner'ını aldım. O kadar güzel ki ben buna bayılarak kullanıyorum. Bu 64 TL'ye daha kadar düşmüştü sanırım. Şu üst kısma gene fiyatı etiketlediğimi görebileceksiniz. Bu da kaş kalemim. Kahverengi aldım. Sonrasında şu kutumuza geçelim. Neden yazmadığını anlamadım. Evet. Dökülecek şeyler var mı? Şöyle. Şöyle Dali'nin çiçek bahçesi bebek kolonyası var. Bu şekilde. Daha sonrasında Bibuiti markasının şöyle bir deodorantı çıkıyor içerisinden. Gene Dali'nin bahar tazeliği bebek kolonyası. Bunları annem için aldım. Annem çok seviyor çünkü. Bu şekilde. Evet. Daha sonrasında arkadaşlar diş macunları da gerçekten o kadar çok indirime girmişti ki dedik ki aldığımızda stok yapalım. Bu şekilde 1, 2 ve 3 tane de Signal diş macununu aldık. Bu şekilde ne kadar milmiş. Ne kadar düştüğünü tam gerçekten şu an hatırlamıyorum arkadaşlar. Fişlerinde de yazmıyor zaten. Ama dediğim gibi 75 mi? Fiyatlarını üst kısımda etiketlenmiş bir şekilde görüyor olacaksınız. Bu şekilde. Hemen şöyle köşeye atalım. Poşetim de bitti. Sırayla hızlı geçiyorum ki sizler de sıkılmayın. Bakalım ben neler almışım. Bu açılışları da çok seviyorum bu arada. Gene Bibuiti markasının şöyle bir deodorantı daha var. Bu ürünlerin bazıları da kardeşime ait tabii ki. Benim de var, kardeşimin de var. Şöyle arkadaşlar. Bunu ısırmışlar ama. Şöyle Maybelline'in fondöteni var bu şekilde. Bu fondöten arkadaşlar normalde Watsons'da baktığınızda 500 TL. Tamam mı? Gratis'te baktığınızda normal fiyatı 500 TL. Watsons'da indirimli fiyatı 500 TL. Benim aldığım fiyat da 350 TL. Bu şekilde. Bunu da kaldırıyorum. Şunları hemen şöyle atalım. Şöyle yapayım. Çok karışacak çünkü her şeyi çıkartıyorum pat pat pat. Diğer ürünüme geçtim. Evet. Şimdi şöyle bir ürün. Bu ürün kardeşimin muhtemelen. Kız kardeşimin. Onunkileri şu köşeye koyayım. O da gene Maybelline'in fondötenini aldı. Onunkisi 30 numara. Bu şekilde. Şöyle koyalım. Daha sonrasında şöyle bir Flormar'ın lip balmını almış. Lip gloss. Bu şekilde. Bakalım nasılmış. Dudağıma süremem ama. Şöyle yakından sizlere göstereceğim. Ah, açamadım.
Böyle. Şey de söyleyeyim size. 004. Böyle. Daha sonrasında gene o da benimkisi gibi bir kaş maskarası aldım. Böyle. Kaş kalemi diyeyim daha doğrusu. Ama bak o açmıştı. Onunkinden şöyle göstereyim ucunu size. Benimki açık olmadığı için. Şöyle ucunu göstereyim. Netlerse kameram. Ucu böyle tırtıklı. Hani şey çiziyor. Kaş çiziyormuş gibi. Görebiliyor musunuz ucunu? Tırtıklı bir ucu var. Şöyle. Bunun fiyatı 59'a mı düşmüştü arkadaşlar? Tam hatırlamıyorum ama fiyatını dediğim gibi etiketleyeceğim. Böyle. Daha sonrasında şöyle bir gene ruj aldı. Numarasını da söyleyeyim size. 353 kırmızı yazıyor. Böyle bir nasıl söyleyeyim? Çok güzel bir rengi var şöyle. Biliyor musunuz? Mat bir ruj arkadaşlar. Gerçekten güzel. Böyle gece bir yere gidersiniz ya da bir yemeğe gidersiniz, şık bir restorana gidersiniz, şık bir yere gidersiniz sürebileceğiniz bir ruj. Fiyatı da uygundu. 69 mu 70 mi öyle bir şeydi. Gene Wet n Wild'ın şöyle bir bronzer'ı vardı. Bu bronzer'lar da indirime düşmüştü arkadaşlar bu şekilde. Evet geçtim. Daha sonrasında şöyle gene Golden Rose'un şöyle bir pudrasını aldım. Ben pudra kullanmayı çok sevmiyorum ama kardeşim seviyor bu şekilde arkadaşlar. Bunların ürünlerini şöyle koydum onunkileri. Bakıyorum başka yok. Hızlı hızlı da geçmeye çalışıyorum. Şunu da açalım ne çıkacak içinden. Evet. Zaten olmazsa benim olmazım her videomda gösteriyorum. Mutlaka alıyorum zaten. Saçlarım için kullandığım saç köpüğüm. Siyah saç köpüğü. Bu şekilde. Geçtim. Bu da bitti. İki paketi falan kaldı arkadaşlar. Evet. Bu saç boyalarını yakalayanlara helal olsun diyorum. Ben bunu yakaladım. 100 TL'ye düşmüştü arkadaşlar. Normalde 160 TL'ye satılıyordu. 100 TL'ye düştü ve ben yakaladım. Sabahına da 140 TL'ye çıktı. Şu anda 140 TL'ye satılıyor. Ama benim aldığım fiyat 100 TL. 2 tane aldım. Stok yapmıştım. Hatta sularını aldım ama suları gelmedi. Su dediğim solüsyonlarını aldım arkadaşlar bunları. Hani içine katıyordum ya ben videolarımda izlerseniz ekstra su katıyordum. Onları da 10 TL'ye almıştım. Onlar şu an gelmedi. Daha gelmediği için çekemiyorum. Bir dahaki videomda onları da göstereceğim aldıklarımı. Bu şekilde benim boyam 7.554. 2 tane aldım. Dediğim gibi 100 TL'ye aldım bu boyaları. Şöyle köşeye atayım. Başka burada da bir şey kalmadı. Vay be daha neler çıkıyor. Burada kardeşimin kendine aldığı bir kuru şampuan var arkadaşlar. Gene bir bu Beauty markasına ait. Böyle. Güzel kokuyor. Yani normal şampuan gibi kokuyor işte. Güzel kokuyor. Ben bilmiyorum kuru şampuanı hiç kullanmadım ama. Böyle. Onu da şöyle koyayım. Artık o kadar doldu ki aşağısı. Gene bir Beauty markasına ait şöyle bir deodorant. Deodorant arkadaşlar bu arada 33 TL'ye düşmüştü. Yani alamayacağım. Yani gidin BİM'e bakın bir ne bileyim A101'e bakın şoka bakın. Yani asla bulamazsınız 33 TL'ye şeylere deodorantlara. Böyle. İki tane almış. Biri yeşil, birisi de siyah beyaz. Bu beyazlar için sanırım. Siyah ya da beyazlar için böyle. Bunları da geçiyorum. Bitti sanırım artık ya. Ben bir poşetim. Bir tane daha kalmış arkadaşlar. Son poşetim. Bu da geriye gitmiş. Bakalım onun içinde ne var. Aa, çıkmadı bu. Evet. Bunun içinde de gene her zamanki gibi gene bir deodorant daha çıkıyor arkadaşlar. Bu da pembemsi. Güzel bir kokuya bindim. Narenciye çiçek kokusuymuş arkadaşlar. Böyle bir Beauty markasına ait. Bu Tüpsil'e benziyor ya. Keşke ben de bundan da alsaydım. O kadar çok deodorant aldım ki artık yani öyle böyle almadım. Görüyorsunuzdur. Bu şekilde. Ürünlerim bitti. Daha ürünlerim yarısı da gelmedi arkadaşlar. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz
videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Eğer beğendiğiniz ürünler varsa alt kısma yazabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa gene alt kısımda, yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sizlere cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum beni buraya kadar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.